Herkese iyi akşamlar. Değerli hocalarım, çok sevgili öğrencilerimiz, konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. Yine Turizm Fakültesi'nin geleneksel canlı yayınlarından birine daha. Bu akşam Ahmet Hocam'la birlikte olacağız. Doktor Ahmet Mümtaz Maden'le birlikte olacağız. Sesim geliyor, her şey yolunda mıdır? Tamam. Sağ olun Nagihan Hocam. Tekrardan herkese hoş geldin diliyorum. Vakit değerli, o yüzden kimsenin çok da fazla vaktini almadan Ahmet Hocam buradaysa ki burada, hocam kameranızı ve sesinizi açarsanız size de hoş geldiniz demek isterim. Ahmet Hocam. Hocam kamera bağlanamıyor görünüyor ama. Evet, bizde de şu an sizin görüntünüz yok ama. Bizi duyuyorsunuz ama değil mi Tabii hocam? tabii gayet net. Tamam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Vallahi işte bıraktığınızdan bu yana daim koşuşturmanın içindeyiz. Rahatsızlık Hocam geçti sesleri mi çok Ahmet iyi Bey? gördüm maşallah. Efendim hocam. Hocam Rahatsızlık geçti mi Ahmet Beyciğim? valla geçti işte kendini hatırlatacak kadar kaldı gene. Kaldı mı? Yani yok, Kadıköy'de buluşacağız, o yüzden diyorum. Yok merak etmeyin ona herhangi bir mani yok yani. İnşallah, inşallah. Ahmet Hocam, kamera konusunda size destek verebilecek birisi var mı acaba yanınızda ya da kamerayı bir daha bir açıp kapasanız? Tamam. Bir dakika ben sesi kapatayım şimdilik. Bir sesler Tamam. lazım. Tamam. Biz de o esnada dilerseniz, biz de Rahmet hocamızı tanıyoruz ama gençlerimiz, öğrencilerimiz onunla ilgili belki çok fazla bilgi sahibi değillerdir. O yüzden küçücük kendisiyle alakalı bilgi vermek isterim. Ahmet hocamız 1954 İstanbul doğumlu. Saint Joseph Fransız Lisesi'nde eğitim görürken turist rehberliği kurslarına katılıp bu vesileyle turist rehberliğine hak kazanan birisi. Daha sonradan tıp fakültesini bitiriyor ve hekim oluyor. Yani önce rehber olup daha sonradan doktor oluyor. Doktor olduktan sonra bir süre ara veriyor tabii rehberlik kariyerine. Ondan sonra yine Turizm Bakanlığı'nın açtığı kurslarda uygulama gezisi eğitimcisi olarak yeniden başlıyor, yeniden rehber oluyor. Daha sonra tarihi coğrafya alanında yüksek lisans yapıyor. 99-2004 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde turizm coğrafyası derslerine giriyor. Sonrasında TUREP Denetleme Kurulu Başkanlığı yapıyor, İRO Başkan Yardımcılığı yapıyor. Halen de hem serbest hekim hem de rehber eğitmeni olarak profesyonel olarak görev yapmakta kendisi. Kamerasını da hocam açarsa en azından öğrencilerimiz de kendisiyle yüz yüze tanışırsa hepimiz çok mutlu olacağız. Açacaktır Hocam. mutlaka. Öğrencilerimize haber verebildik, değil mi? Verdik hocam, verdik. Tamam. Ahmet Hocam. Şu anda mücadele ediyor. Yüksek olasılıkla. Birazdan savaşı kazanacak. Ona en ufak bir şüphem yok. Telefonundan da bağlanabilir aslında. Aynen. Paylaşım yapmayacaksa Canan Hocam. Paylaşım yapmayacak ve sanıyorum telefonundan Telefonunsa bağlanıyor ama. onu şimdi telefonumdan bağlanmaya gayret ediyorum da. Evet, bilgisayar gerekmiyorsa telefon daha pratik Tabii olabilir. tabii öyle yapacağım. Daha rahat olur tabii. Biz de bu arada katılımcılarımızı bekleriz, hem sayıca artmalarını. Yani. Yani şu aksilik için çok Açıkçası özür daha dilerim. fazla öğrencimizi bekliyorum. Ya estağfurullah Ahmet Hocam.
Mehmet Hocam gelene kadar sen anlatma öyle mi hocam? Tabii sen de ses açmıyorsun. Sen de teknolojilerden çok güzel. Yo, açtı açtı şimdi hocam. Yok Muharrem Hoca'ya söyledim. Yok, açtı demin, geri kapandı. Ha şimdi geldi. Şimdi geldi mi sesin? Geldi geldi hocam. Evet. Ya bu teknolojiyle aramız çok iyi değil ama işte başımızı kurtaracak kadar idare ediyoruz hocam ya. Abi sen teknolojiyle başını kurtarmıyorsun ki başını belaya sokuyorsun sürekli teknoloji yüzünden. Onun şeyi, o onun problemi, benim değil. Doğru söylüyorsun hocam. O onun problemi. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyordu Evet, hakim. evet, evet. Bir yandan da. Bu arada 40 katılımcımız var. Onlara beklerken soralım. Aranızda hiç uygulama gezisine katılan var mı? Bunu deneyimleyen daha önce. Böyle en azından bir parmak kaldırabilir. Yok Yoğunluk mu? birinci sınıf öğrencilerimiz mi acaba? Sanırım yok, var. Bizim son sınıf öğrencilerimizden de var, görüyorum. Ya da bizi mi dinlemiyorlar? Yakup, sağ ol parmak kaldırdığın için. Yo, üçler var, dörtler var. Ama demek ki herhalde daha deneyimlemediler. Son senenin sonuna mı bıraktılar? Ahmet hocam, gördüm Evet sahnede. hocam, bir görüntü tamam. Sesi bekliyoruz. O da Yolda. geliyor gibi sanki. Hocam sesi şimdi açarsanız tam olacak. Şu an gelmiyor. Şimdi nasıl hocam? Geldi. Hem görüntü var hem ses var. Hoş Ha, geldiniz. iyi bari. Hoş gördük. Nasılsınız? Bir İyi. şey Sizler görmeyelim. nasılsınız? Valla işte dediğim gibi yani fazla bir değişiklik yok hayatımda. Gene bir koşuşturma içinde iyiyiz ve arkadaşların bir kısmında özellikle Alptekin hocamı da ve sizleri de Nagihan hocamı da gördüğüm için çok mutlu oldum tekrar. Biz de tekrar mutlu olduk. Kıymetli Ahmet. Hoş Sağ olun geldiniz hocam. Ahmet Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şükürler olsun. Bugünümüz İyiyiz rahat olsun hocam. inşallah. Şükürler Artık. olsun. Bildiğiniz gibi. Hoş geldiniz Valla Ahmet bildiğim gibi hocam. ise daha iyi olması lazım yani. İyileri sevip kötüleri dövmeye devam ediyoruz hayatımızda. Her zaman. Sizi Şimdi görmek hoş çok geldiniz. güzel. Hoş Çok mutlu geldiniz. olduk hocam. Evet, sahneyi size bırakalım. Ben de sesimi kapatıyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum Ahmet Bey. Mutluluk verdiniz, şeref verdiniz. Sağ olun hocam, Sizin estağfurullah. O şeref engin mutluluk bana ait. tecrübeleriniz, bilgileriniz çok yol gösterici olacaktır. Özellikle genç arkadaşlara hem de genç rehberlere diyeyim. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkürler ve yararlı olabileceksem ne mutlu bana tabii ki. Hocam kaldık mı baş başa? Şimdi Gördük öyle. önce şu an genel olarak birinci sınıflarımız var ama ikiler, üçler, dörtlerden de katılımcılarımız var ki sonrasında da yine bizim bu sohbetimize ulaşabilecek öğrencilerimiz. Dilerseniz önce bir şeyle başlayalım. TUREP nedir? Ne işe yarar? Ne yapar TUREP? Uygulama gezisi nedir? Ne işe yarar? Yapmak mı lazım mutlaka? Böyle küçük birazcık o konuya giriş yaparsak süper olur. Tabii konuya giriş yapmak için biraz eskiden bahsetmem icap edecek. Çünkü rehberlikte hem amatör hem profesyonel olarak ikisini birbirine eklersek 52 seneyi doldurdum. Onun için yani 52 senelik en azından bir gözlemim var. Orada da 71 yılında henüz 17 yaşındayken tabii yaşım tutmadığı için profesyonel olamadım o zaman. Rehberlik eğitim gezisini hatırlıyorum ve gittiğimiz çok enteresan yerdi. Çok kısa sürede, bir hafta sürdü yanılmıyorsam. Çok kısa sürede yine tabii bugünle karşılaştırırsak çok az yer gördük. İstanbul'dan bindik otobüse. Bergama, İzmir, Afyon üstünden Antalya. Oradan Ankara'ya çıktık. Ve tekrar İstanbul'a döndük. Bütün gezi buydu.
O TMGT diye yazmıştım biyografimde işte. Böyle atlama taşlarından giderek o Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı diye bir kuruluştu. Ve orası yetiştiriyordu bu amatör genç tercüman rehberleri. Sonuçta profesyonel olmak için bakanlığın bir sınavı oluyordu. Yani normalde gene lisans sınavından, genel kültür sınavından geçip işte bütün bir ders yılı boyunca kurs görüyordunuz. TMGT'de de, amatör tercüman rehberlerde de. Ve o kursun sonucunda farklı sınavları vererek bakanlığın profesyonel TÜS rehberi olabiliyordunuz. Tabii bunun da birkaç özelliği, birkaç da şartı vardı. Onları zaten hemen hemen herkes yerine getiriyor. En az lise mezunu olmak gibi filan. Ve o çağda 71 yılında henüz lisede öğrenciydim ben. Lise mezunu değildim. Yani hem yaştan hem de eğitim dolayısıyla biraz geride kalmıştım. Ama daha sonraki yıllarda tabii ki onları tamamladık. Şimdi onlara bakıyorum. Yani yaptığımız toplam yol işte 2000-2500 kilometre falan bir şeydi. Daha sonra işte 93 yılından itibaren bakanlığın kursları henüz rehberlik meslek kanunu kabul edilmemişken bakanlığın kurslarında eğitmen olarak uygulama gezilerinde yer alınca işte trajeleri falan hesaplıyordum. Tabii kendime göre bir ders programım oluyordu, bir anlatım şeklim oluyordu, bir metodum vardı. Ve tabii bu arada güzergahı da gözden geçirdiğiniz için ve bakıyordum asgari 12 bin kilometre yol yapıyorduk. Yani benim rehberliğe başladığım devirde aradan 20 sene geçtikten sonra bakıyorsunuz yani yapılan güzergah altı misli büyümüş. Gayet normal çünkü ben rehberliğe yeni başladığım sırada hani bir rehber derse ki ben Kapadokya'dan geliyordum böyle uzaydan geliyormuş gibi bakardık ona. Ya bir rehber derse ki yahu ben Kars'a gittim işte Ani'yi gezdirdim filan. Yani o hele düşünün ki o zaman da 17 yaşındayım. Yani hiç ulaşılamaz bir yer gibi geliyordu. Fakat daha sonra bunlar tabii turizm faaliyetleri hem içte hem dışta artınca gittikçe kanıksanmaya ve artık rutin turlar olmaya başlandı. Yani artık günübirlik hani uçakta olduğu için Kars'a da Ani'ye de gidip gelebilirsiniz. Yani pek uç bir örnek bu sadece. Dolayısıyla tabii ki mesafelerde göreceli olarak kısalmış oldu. Şimdi bu rehber kursları olduğu devirde bu işi hani neredeyse profesyonelce denilecek şekilde yapan bir tek İstanbul İl Turizm Müdürlüğü'ydü. Ve bakıyordunuz kurs düzenleniyordu. Yani yıl içinde bir kurs düzenlenecekse toplam kaç kurs düzenlendi bilmiyorum Turizm Bakanlığı tarafından. Fakat bunların %90'ı İstanbul tarafından düzenlenmiştir. Ve onun için İstanbul İl Turizm Müdürlüğü'nün durmuş oturmuş bir kadrosu vardı bu hususta. Ve o kadronun da aslında çok yardımını gördüm ben. İşte bunun yanında Ankara'da düzenledi ve İzmir'de birkaç tane düzenledi. Ama mesela Muğla İl Turizm Müdürlüğü bir tek 93 yılındaydı. Bir gezi düzenledi. Ondan sonra da ben hatırlamıyorum düzenlediğini. Antalya bölgesi işte yine düzenliyordu. Şimdi düzenlerken bir tuhaflıklar oluyor. Tuhaflıkla demekle de şunu kastediyorum. Şimdi o yörede yer alan rehberler en çok nereyi biliyor, nereyi tanıyor? Onlara ağırlık veren bir gezi sistemi vardı. Ama İstanbul dedim ya bu işi biraz daha profesyonelce yapıyordu İl Turizm Müdürlüğü. Bütün Türkiye'yi hepsi kapsıyordu ama eğitim kadrosu pek ona göre değildi. Yani genelde işte o yıl için ne bileyim ben tura çıkmayan rehber arkadaşlar
yahut gelecekken gelemeyen rehber arkadaşlarım filan yer aldıkları yerdi. Ve ben özellikle yani evvel ezel zaten bunları gördüğüm için hep bu işin bir yüksek eğitim sistemine bağlanması gerektiğini savuna geldim. Çünkü ortak bir metodumuz yoktu. Dolayısıyla rehberler için eğitmen bulmak işi de il turizm müdürlüklerine kalırdı. Hala öyle. Fakat o zaman tabii emekleme devresinde olduğu için düşünün ki yani kitle turizminde biz 60'lı yıllardan sonra biraz utana sıkıla başladık. Ve hatta o zamanki Turizm Bakanı'nı iyi hatırlıyorum. Ahmet İhsan Kırımlı veya Öz Kırımlı diye bir bakandı. Ve 1968'den beri biz hep turizm patlaması bekledik Türkiye'de. İşte bacasız sanayi, bacasız sanayi. Ve dolayısıyla yani bu rehberlere eğitmen bulmak işi her zaman bir problem oldu. Ve tabii ki bu hususta da mutlaka bölgelerine göre isim alan o bizim rehber odalarında görüşleri alınıyordu ve onların kadrolarından bulunuyordu rehberler. Dolayısıyla bir dağınıklık vardı yani bir sistem yoktu. İşte aslında TUREP bu dağınıklıktan ortaya çıkması gereken bir örgüt oldu. Ve o niyetle kuruldu. Zaten hala onu toparlamaya çalışıyoruz. Çünkü düşünün ki rehberlik meslek kanunu 2013 yılında çıktı. Yani pek fazla öyle durmuş oturmuş bir kanun yok. Ve TUREP hem rehberlerin özlük işlerini ayarlıyor hem de bu rehber odalarının işleyişlerini ve işte bölgelerindeki çeşitli yenilikleri bir arada koordine etmeye yarayan bir örgüt olarak belirdi. Aslında kuruluşu gayri resmi olarak 90'lı yıllara, 90'lı yılların başına dayanıyor da ama tam resmi olarak işte seçimli, kendi ayrı yönetim kurulu olan bir örgüt olarak ancak 2013 yılında kurulabildi. İşte o ilk kurulduğu zaman da denetleme kurulunun başkanı da eksik olmasın arkadaşlar beni seçtilerdi ve öyle de yürüttük işi. Dolayısıyla TUREP'in gördüğümüz bütün işlevi bu koordinasyon işini tamamen yerine getirebilmesinde. Ve onu da yapıyorlar, yapacaklar. Daha da iyi olacak, daha da güzel olacak. Fakat sonuç itibariyle dedim ya henüz pek eski de değil, tam oturmuş da değil ama kurallarını koymuş, kurumsallaşmış bir örgüt olarak artık TUREP'de var. Dolayısıyla bütün koordinasyon görevi de onda. Ve her il müdürlüğü kendi açtığı kursun sınavlarını, lisans sınavları da dahil olmak üzere yapıyorken artık o işi biliyorsunuz tek elden TUREP hallediyor Ankara'da. Evet, kısaca söyleyebileceklerim bunlar. Biraz fazla atlama taşlarına giderek olduk ama. Uygulama gezisi birkaç lokasyondan ibaretti demiştiniz sizin Evet. gençliğinizde. Günümüzdeki uygulama gezilerinden biraz bahsedebilir miyiz hocam? Tabii günümüzdekine günümüzdekinden bahsedebilmek için şöyle bir geçmişten de gene bahsetmek icap edecek. Hani dedim ya 2500 kilometre kadarla başladık bu işe 70'li yıllar. Yani kendi adıma konuşuyorum. Eskiden belki daha da kısaydı onu da bilmiyorum. 12 bin kilometrelere hatta 16 bin kilometrelere çıktığı zamanlar da oldu. Fakat bu kesintisiz oluyordu 12 bin kilometrelik yol, 16 bin kilometrelik yol. Bir ay sürüyordu ve bakanlığın o zaman öyle bir şartı vardı. Profesyonel turist rehberi olabilmek için asgari 32 gün eğitimde geçmesi lazım diye.
Dolayısıyla arada işte tam yarısına denk gelen yerde bir 3 gün tatil verirdik. İşte çünkü 35 gün boyunca 6-7 otobüs insanı bir arada tutmak, onların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ve onları minik bir çantaya veya büyük de olsa bir valize sığdırmak zor. Onun için bir gezi oluyordu. Herkes perişan. Yöneticisinden kursiyerine kadar. Tabii bunun yanında bir de şimdi artık hem yüksekokul hem de fakülte olarak turist rehberliği bölümleri ve turizm bölümleri açılınca üniversitelerde işin sosyal yönü biraz daha ağır bastı. Mesela ne oldu? Şimdi bizi izleyen öğrenci arkadaşlar var mı? Var hocam Evet. var. Ona göre bazı şeyleri biraz konuda alacak ama ayrıntıya girmekte yarar var. Şimdi bu arkadaşların bir kısmı herhalde üniversite okudukları şehirde doğmuş, büyümüş, orada orta öğretim bitirmiş arkadaşlar değil. Yani işlerinde mutlaka başka şehirlerden gelmiş, aileleri başka şehirde. Birkaç arkadaş bir arada kaldıkları bir ev kiralayan veya yurtta kalan arkadaşlar vardır. Her ne olursa olsun. Örneğin ben bu ilk defa tercih sistemi çıktığı zaman üniversitede Ankara Tıp'a girdim. En baştaki seçim tercih sistemine göre harf sırasına göre yazdım. O zaman bu tercih çeşitliği falan bilinmiyordu. Harf sırasına göre yazdım. Ankara Tıp'ta okudum ilk seneyi ve oradan biliyorum yani Ankara'da yahut doğduğun, büyüdüğün, orta öğretim bitirdiğin bir şehir haricinde bir yüksek öğretim kurumuna gitmek hakikaten bir öğrenci için çok büyük bir mali külfet yani ailesi için. Ama bir de şöyle bir nasıl diyeyim şeytan avukatlığını mı yapıyor diyeyim yahut felaketten bir mutluluk mu çıkarıyor diyeyim. İnsan kendi kendini idare etmeyi de öğreniyor. Yani bir tek o yararı var ama hem öğrenciye sıkıntı oluyor hem aileye gereğinden fazla mali yük getirebiliyor bazen. Onun için tabii bunlar hem de koordinasyonu daha kısa, daha kolay sağlayabilmek için artık bu gezileri bakanlıkla beraber bölgelere ayırdılar. Eskiden bir tek bölgesel rehberlik kavramı vardı. Yani şimdi isteyen gene bölgesel rehber olarak kalıyordu. Dolayısıyla bu gezilerde artık bölgesel yapılıyor. Öyle 32 günlük, 35 günlük bir mecburiyet, bir sıkıntı yok. Diyelim 10 günde, 12 günde işte Akdeniz bölgesi yahut Karadeniz bölgesi yahut İç Anadolu yahut Doğu Anadolu yani coğrafi bölgeye göre bu geziler artık dağıtıldı. Ve ona göre mevsimlere dayanıldı. O benim yönümden teknik açıdan çok büyük bir nimet. Orada ne demek istiyorum? Şimdi gene konu biraz dağılacak fakat genç rehber arkadaşlar için bir nasıl diyeyim ders olması için onu söylemekte tereddüt etmeyeceğim. Şimdi özellikle doğu gezileri için çok önemli. Biliyorsunuz coğrafi olarak 19 paralel 19 meridyen dairesi geçiyor Anadolu topraklarından. Dolayısıyla Türkiye'nin batısıyla doğusu en batısıyla en doğu uçlar arası 76 dakikalık fark var. Hani neredeyse 1,5 saat. Şimdi İstanbul'daki sabah 7 güneşiyle Van'daki sabah 7 güneşi aynı değil. Sabah 7'de Van'da güneş o bayağı yükselmiş oluyor. Fakat İstanbul'da işte hani alacakaranlıkla aydınlık arası bir durum oluyor. Dolayısıyla gezilerde şöyle bir sıkıntı var ve bu turist gezdirirken de çok önemli. Özellikle güneşin eğimi sebebiyle çekilecek fotoğraflar için bir Ahtamar Kilisesi, bir de Hatuşa için, Yazılıkaya için çok önemlidir.
Yani bu iki tarafta gündüz 11'de en iyi fotoğrafı verir. Güneşin açısı o zaman tam uygundur oralara. İşte hem gezi tekniği olarak hem de daha sonra profesyonel turist gezilerindeki teknik uygulama olarak bunu bilmek çok önemli. Şimdi gezi oluyor 32 günlük. Diyelim baharda oluyor. Fakat Mayıs ayında yani akşam 5'ten sonra Van'da hava kararıyor. Hiçbir yeri gösteremiyorsunuz. Ne öğrenciye ne turiste. Fakat İstanbul'da mesela henüz aydınlık. Böyle bir kaymalar oluyordu. Bir teknik ayarsızlık vardı işin içinde. O da coğrafi konumdan kaynaklandı. Onun için bu bölgeleri ayırmak teknik olarak da çok büyük nimet oldu. Mesela Doğu Anadolu gezisi yapılacak. Güneşin doğuşuna batışına göre o 19 meridyeni de hesaplayarak kalkış saatini 1 saat önce, 1,5 saat önce rahatlıkla çekebiliyorsunuz. Dolayısıyla normal batıda yaşadığınız aydınlık zamanları orada da yaşıyorsunuz. Yahut doğudaki zamanları batıya da uydurabiliyorsunuz. Yani hem sosyal yönden hem de teknik yönden bu bölgelere ayrılması çok iyi oldu. Ve yanılmıyorsam öğrenciler %50 krediyi doldurduktan sonra öğrenim yıllarına bakmadan bu geziye katılabiliyorlar. Ve bir lisan yeterlilik puanı da henüz söz konusu değil, bitirmedikleri sürece tabii. Yani bitirdikten sonra ancak lisan alabiliyorlar. O bakımdan ben bu bölgeleri ayırmayı nimet görüyorum. Ancak şöyle bir ufak külfet oldu. Şimdi bir hamlede bir ay içinde pardon, bütün Türkiye'yi işte 12 bin kilometre, 16 bin kilometre her neyse onu tamamlıyorduk ve o iş olup bitiyordu. Fakat bu defa mesela ne bileyim ben yok deprem olur, sel felaketi olur, başka bir şey olur. Hani bu neredeyse yıl içine bazen 2 yıla yayıldığı zamanlarda oluyor. Yani bir tek süre biraz uzadı ama o benim için sineye çekilebilir bir şey. Sonuç itibariyle bir rehber arkadaş bölgesel olarak bir geziye katıldığı zaman diğer bölgeleri de toplayıp ülkesel kokarda müracaat ettiğinde, çalışma kartta müracaat ettiğinde o vakte kadar bölgesel rehberlik yapabiliyor. Yani onun için biraz nimet oldu. Fakat işte süre biraz uzadı ama o bence pek problem arz edecek konu değil. Bilmem aydınlatıcı olabilir mi? Biraz fazla dağıttım konuyu ama. Yok hocam, ağzınıza sağlık. Hocam peki siz yıllardır uygulama gezisi eğitmenliği yapan birisiniz. Bizim öğrencilerimize bu uygulama gezileri esnasında alana geçtiklerinde, sektöre geçtiklerinde muhakkak dikkat etmeleri gereken işte not tutmak vesaire her şey bu kapsamda değerlendirilebilir. Hani uygulama gezilerinde arkadaşlar bakın şuna dikkat edin, şöyle yapın diyeceğiniz öğütler, sizin kişisel deneyimleriniz nelerdir acaba, paylaşır mısınız? Tabii memnuniyetle paylaşırım ama rehberlik meslek dersine giren arkadaşın da biraz konusuna girmiş olacağım belki orada da istemeden. Şimdi ülkesel rehber olduktan sonra yani bütün Türkiye dedim ya özellikle zaten onlardan birinin ipucunu verdim. O Türkiye'de Anadolu'dan geçen 19 meridyen dairesi sebebiyle o saat farkları. Yani onlara çok dikkat edilecek. Mesela ne bileyim bir Ege gezisinde sabah 6'da uyandırıp yola çıkıyorsa grubu Doğu gezisinde sabah 4.30'da uyandıracak. Hani bilemediniz 5.30-6'da yola çıkacak. Aynı güneş ışığını yakalayabilmek için. Çünkü sonuç itibariyle gelen buraya hani bilmeye, görmeye öğreniyor, geliyor. Bazen istenmedik şeyler de oluyor. Yani demek istediğim şu, kimisi de çarpıklıkları görmeye geliyor özellikle. Ama sonuç itibariyle tabii hem görmesi
Hem de onu video kaydı veya fotoğraf kaydı olarak belgelemesi için o gün ışığı faktörü çok önemli. Yani özellikle rehber arkadaşlara tavsiye edeceğim. O gün ışığı faktörünü hiç göz ardı etmemeleri. Bir diğer konu. Şimdi aslında çok da önemli bir konu var da onu sosyal ve hatta kozmetik bir konu. Onu sona ayırdım. Yani hepsine bir çizgi çektikten sonra ondan işte şu da var özellikle diyeceğim. Bir de rehberin yapması gereken en önemli işlerden biri. Yani öyle dağınık görünmemesi lazım. Üçüncüsü, gelen bilgi almak istiyor. Yani Türk olsun, yabancı olsun, mutlaka yani bu toprağın insanı olsa da olmasa da illaki bir bilgi alacak. Fakat yani çoğu kez bunu gözlemledim. Maalesef bunu pek de hoşuma giden bir şey değil. Rehber arkadaşlarının bir kısmı efsane ve söylenti anlatıyor. Onu ben eğitim gezilerinde de gördüm. Mesela anlatması gereken bir konu var. Konuyu anlatıyor. Fakat şimdi çok canlı bir örnek vereyim size. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin başına gelmiş bir olayı anlatayım. Onu hala televizyonlarda, bazı kanallarda yanlış söylerler. Hatta bazen çok yüksek görevde olanlar bile yanlış kullanırlar. Bir şehir ve vilayet kavramı. Özellikle yabancıların dilinde bu çok nettir. Bizde tam tersidir. Canlı örneği vereyim. 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa hükümeti bir Ankara Anlaşması yapıyor. Ona göre, pardon, Hatay bugünkü sınırların dışında kalmak üzere Payas'tan itibaren güney sınırımız çiziliyor. Ve sınır tabii Kilis'ten de geçiyor. Şimdi metin şöyle. Şehir Türkiye'de kalmak şartıyla sınır geçirilir diyor. Şimdi bizim anlaşmayı yapan o zamanki kişiler şehir deyince vilayet anlıyorlar. Dolayısıyla bütün Kilis, o zaman Kilis'in uzandığı ne kadar toprak varsa vilayet olarak Türkiye sınırları içinde addediliyor. Fakat Fransızların anladığı şehir yerleşimdir. Sadece yerleşim. Yani tarlası, tapanı, çifti, çubuğu dışarıda kalır. Ve dolayısıyla sınır bu yanlışlıktan dolayı şu anda Kilis'te Mercidabık Caddesi vardır şehrin göbeğinde. Tam oradan geçirildi. Daha sonra işte ikili anlaşmalarla konu açıklığa kavuştu. Bizim sınırı daha güneye alındı. Öyle 1921 Ankara Anlaşması'nın bir de ek maddesi vardır. Dolayısıyla Kilis vilayet olarak alındı. Şimdi şehir bir yerleşimdir. Yani ne bileyim ben, bir coğrafyacı için yahut bir yabancı için Kastamonu dediniz mi? Vilayet anlamaz. Kastamonu dediniz mi? Ne bileyim, hani Kastamonu valiliğinin oradan bir helikopter kaldırın. Nereye kadar ev, yerleşim görüyorsanız Kastamonu orasıdır yabancı için. Fakat biz Kastamonu deyince bütün şehir görüyoruz. Bir başka örnek daha vereyim. Efendim, geliyor öğrenci, diyor ki Atapazarı'nın patatesi çok meşhurdur. Vallahi ben hiçbir şehirde patates yetiştirildiğini görmedim. Yani Adapazarı dediğiniz Sakarya vilayetinin merkez şehridir, merkez yerleşimidir. Hiç siz Kastamonu merkezde buğday ekildiğini gördünüz mü?
Ya o kadar hamur işleri falan önemli bir yer. Demek ki buğday ve siyez ziraati de var. Dolayısıyla o kırsal kesime ait. Çünkü bizde hala şehir deyince vilayet anlaşılıyor. Değil. Şehir deyince yerleşimdir. Özellikle bizden olanlara bu ayrımı rehberin iyi anlatması, yabancılarla da konuşmasında da bunu mutlaka göz önüne alması lazım. Çünkü iki tarafta da kavramlar karışıyor ve bu defa rehberle grup arasında bir ayrım oluyor. Hani rehber ne dedi? Rehber de anlamaya çalışıyor, grup ne istedi? Dolayısıyla önce kavramlarda bir anlaşmaları gerekiyor. Ardından tabii ki hiçbir zaman efsanesiz yer olmaz, masalsız yer olmaz. Ama öncelikle hani antik şehir mi, terk edilmiş şehir mi, yıkılmış şehir mi? Yani orayı anlatırken önce oranın tarla halinden nasıl şehir haline geldi, nasıl yıkıldı veya nasıl gelişti yahut nasıl terk edildi onu anlatması lazım. Yani ben şimdiye kadar işte şöyle dört başı mamur Troya'nın neden 13 kat üst üste 7 efendim uygarlık katı efendim 5 kültür katı bir arada olduğunu anlatabilen çok az rehber gördüm. İşte bu ayrımları biraz yapmak lazım. Dolayısıyla yani öncelikle işin bilimsel yönü, öncelikle işin gerçek yönü, daha sonra masalı da efsanesi zaten kendinden çıkıyor ortaya. Ve rehber dediğiniz bir tek işte şehre gidecek, orayı anlatacak, iş bitecek değil. Çünkü rehberin susmaması lazım. Tabii sustuğu zamanlarda olacak, eğlencede olacak. Ama sonuçta da bilgiye de boğmamak lazım. Ve her zaman şunu söylerim ben yeni rehberlere. Unutmayın derim, rehberlik yüzde en az %50 bilgi, en fazla %50 de animasyondur. Bu %50'yi kendinize göre ayarlayın. Fakat derim yani gelen mutlaka bilmeye, görmeye, eğlenmeye de geliyor. O eğlenceyi hiç göz ardı etmeyin. Ona göre kendinizi ayarlayın derim. Yani dolayısıyla bilgi verirken boğmamak lazım. Ve hatta ben de biraz 83 yılıydı galiba bir İngiliz grubu, yani bu arada kendimi ihbar ediyorum. Bir İngiliz grubu verdilerdi bana. Ege Akdeniz gezisi için çok sıkışmışlar ve kaçak İngilizce rehberliğe çıktımdı. Yani kendimi ihbar ettiğim o. Ve orada Hierapolis'te işte orayı anlatıyorum, buraya Hadrianus, Traianus falan derken İngiliz beylerden biri hemen el kaldırdı ve söylediği şuydu: "We haven't time to waste with pebbles." Bizim taşlarla kaybedecek vaktimiz yok. Yani demek ki gereğinden fazla boğmuşum. Adam bir bakıma haklıydı söylemesinde. Onun için yani bir rehberin mesleki olarak bunu çok iyi ayarlaması lazım. Türk olsun, yabancı olsun. Sonuçta bilgiye boğmamak, sonuçta eğlenceyi fazla ileri götürüp de işte nasıl diyeyim, işin bilgi ve gerçeklik yönünde kaçırmamalarını önemli rica ediyorum. Şimdi o çizgiyi çekeyim. Yani esas önemliler bunlar. Çok şeyler var da onlar da artık rehberlik meslek dersi veren arkadaşın konusuna tecavüz etmemek için pek girmiyorum. Hemen burada o demin bahsettiğim sosyal ve kozmetik çizgiyi çekeyim. Orada da söylediğim şu: ve rehberlere, özellikle erkek rehberlere hep söylerim. Derim bir yabancı rehberin önce fiziki olarak neresine bakar? Cevap çok basit. Ellerine bakar. Yani bu gerçek, bu 50 senenin gözlemi. Bir erkek rehberin veya bir bayan rehberin, yani öyle tırnakları yenmiş, tırnaklarının dipleri kronik enfeksiyon gibi filansa, yani
Grup zaten böyle biraz alargada duruyor. Onun için özellikle erkek rehberlerden yani kızlar bu şeye daha meraklı, daha bakımlı. Özellikle erkek rehberlerden çok rica ediyorum ben, ellerinize aşırı önem verin. Evet, şimdilik özet olarak söyleyebileceklerim bundan ibaret. Sağ olun hocam. Hocam bir öğrencimizin şöyle bir sorusu var. Şu anki rehber ihtiyacına göre ilk olarak sizce diyor hangi bölgede eğitim gezisi yapmak daha mantıklı olur diyor. Şimdi ona maalesef artık eğitim grupları veya eğitimi düzenleyenler değil de piyasa ve kısmen de coğrafi koşullar karar veriyor. O demek istediğim şu, mesela kara kışın ortasında tutup da Doğu Anadolu'ya gidilirse, hani 3 günde gidilirse herkes perişan olur. Çünkü şu sırada bilmiyorum ama Erzurum'da, Sivas'ta, Kars'ta herhalde geceleri sıfıra yakındır sıcaklık. Dolayısıyla yani turist potansiyeline göre önce Marmara bölgesinden başlanabilir. Tabii ki bahar mevsimini düşünerek söylüyorum bunu. İşte yaz ilerledikçe Doğu Anadolu yapılabilir, Karadeniz yapılabilir ve sonbaharda da Ege ve Akdeniz'i ben uygun görürüm kendi hesabıma. Yani bunu da tamamen iklimsel koşullar olarak söyledim. Ve tabii grubun yabancı olsun ya da öğrenci grubu olsun, onların rahatlığı için. Hocam peki bir arkadaşımız sanıyorum gastronomi ile alakalı bir soru sormuş, bölümle alakalı. Gastronomi ve mutfak sanatları ne denli turları etkiliyor? Ona da gene başımdan geçen bir olayla başlayayım. Ama önce cevabı vereyim. Sonda söyleyeceğimi söyleyeyim. Çok veriyor. Çok önem veriyor yabancılar özellikle buna. 1996 yılında Metodist hacılar geldi Türkiye'ye. Bu inanç turizmi çerçevesinde. Onlarla işte Sempol'ün ayak izleri diye bir geziydi o. Metak Travel düzenlediği diye yanılmıyorsam. Ve orada dikkat ettiğim bir şey var. İşte önceden yemek yenecek yerler ayarlanmış. Lokantalar bizi bekliyor. Ya oteller bizi bekliyor. Sofralar kurulmuş. Grup 10-15 kişilik bir gruptu. Dikkat ediyorum. Gidiyorlar, salona giriyoruz, oturuyoruz. Ben daha ne bileyim ben çorbadayken bakıyorum birer ikişer yok oluyorlar. Ama ilginç şekilde sofradan ekmekler de yok oluyor. Bayağı dilimlenmiş bildiğimiz ekmek. Üçüncü yaş grubundan insanlardı. Yani en genci galiba 73 yaşındaydı. En yaşlısı da 86 yaşında Karayipli bir kadıncağızdı. Baktım olacak gibi değil. Bir gün bunları otelde topladım. Dedim arkadaşlar yani görüyorum dedim siz hiçbir şey yemiyorsunuz, içmiyorsunuz. Yani yemeklerin çöpe gitmesinde bir mahsur yok, tamam giderse gitsin ya, fakirlere verir, bağışlıyorsak bağışlarız. Ama dedim yani siz yeteri kadar beslenemiyorsunuz. Size ne yapalım, ne ikram edelim, ne istersiniz? Sanki sözleşmişler gibi o yaşlı insanlar diyeyim. Hep birazdan ekmek diye bağırdılar. Bu defa ben şaşırdım ne olduğunu. Neyse grubun başkanı bir din adamı vardı, Filip. O izah etti, dedi ki
Bizde dedi sizin bize sofraya getirdiğiniz sıcak ekmekler gibi ekmekleri biz en son dedi 1940 yılında gördük. İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren dedi bu sıcak ekmekler, fırın ekmekleri bizde dedi kayboldu. Siz dedi bize sıcak ekmek verin. Gerisini dedi bırakın nasıl olsa hallederiz. Bizim için dedi hem çocukluğumuzu, gençliğimizi yaşadığımız bir zaman hem de dedi karın doyurucu bir madde. Ondan sonra işin kolayını aldık. Yani kuş uçmaz kervan geçmez bir yerden geçerken hani o yerleşimde bir ekmek fırını varsa hemen önüne çekiyordum otobüsü. O bunlar gidiyor fırında yani o fırınlarda köhne köy fırınlarında ne fotoğraflar çektiler, ne hatıralar, ne videolar çektiler ben anlatamam yani kimseye. Bakın bu bahsettiğim sadece ekmek. Artık işin kuyu kebabında, efendim bandumasında falan değilim yani. Sadece bildiğimiz basit ekmek. Ve özellikle üçüncü yaş grubu hala özellikle çocukluğu da kırsal kesimde geçmiş olanlar o İkinci Dünya Savaşı ekmeklerini hala arıyorlar ve onlar bizim kırsal kesimde hala var. Dolayısıyla yani ekmekten başlayarak gastronominin her alanı hakikaten çok önemli. Yani bir de gastronomiyle bilimsel olarak hiçbir zaman ilgilenemedim ama uygulamacı olarak bayağı bir ilgilendim. Hatta bir kitap çevirmiştim. Yanlış tabirle Osmanlıca'dan. Ayşe Fahriye diye bir kadıncağızın yazdığı Ev Kadını isimli bir kitap var. Ben de hala. Eski takvimde 1300 baskısı yani 150 yıllık bir kitap. Ve orada yani akla hayale gelmeyecek bazı çeşitler de var. Mesela salatalar var orada ve papatya salatası var. Düşünebiliyor musunuz? Kırlarda topladığım papatyayı salata şekline getiren bir mutfağa da sahibiz yani. Onun için bunları hem kültürel olarak hem bilgi olarak hem de uygulamalı olarak özellikle yabancılara ve tabii ki bizimkilere de yani göstermek şart. Ve sırf bu da değil, özellikle yabancılar kitle turizm olduğu zaman yani özel gruplarda gene nispeten işler iyi ayarlanıyorlar da yemek yeme şekli ve zamanı çok önemli. Ve hakikaten ben onlarda gördüm. Mesela bizde hani ben onu hep söylerim. Hekimlik hayatımda da çok söyledim. Derim ki mide rahatsızlığı falan geçiriyorsa kişi yemeği yiyor musun yoksa yutuyor musun derim. Çünkü bizde bir mide doldurma, bir acele etme alışkanlığı var. Hani bir an önce o fasıl bitsin. Tam tersi yabancılar bu inanılmaz bir tören. Ne kadar uzun sürerse o kadar iyi. Hatta Fransız bir turist şöyle demişti bana. Yemek yemek demişti. Bir zevktir. Dolayısıyla uzun sürmesi gerekir. Yani hem çeşit hem yapılış şekli hem kullanılan malzemeler yabancının ilgisini çekiyor. Hem de yemekte onları mümkün olduğu sürece yani eğlendirecek, o işin zevkine varacak. Yani gastronominin zevkine varacak şekilde de ağırlamak gerekir. Yani onun için ben zaten bazı turizm işletmeci arkadaşlarla biraz böyle sıkıntıya düşerim zaman zaman konuşmalarımızda. Çünkü onlar yemek yemeyi özellikle yabancı için hani yerine getirilmesi gerekli bir formalite gözüyle görürler. Tam tersi. Gelen onu uyulması gereken çok önemli bir tören olarak görüyor. O sebeple o soruyu soran rehber arkadaşımı tebrik ederim. Yani bunu da söyleme fırsatı verdiği için bana ayrıca
Teşekkür ediyorum. Tabii. Bu gastronomi işi turizmde çok önemli. Evet. Peki bir rehberin fiziksel gereksinimleri neler olmalıdır diye bir soru var öğrencilerimizden. Yıllanmış bir rehber mi daha çok tercih edilir yoksa genç ve dinamik bir rehber mi? Valla şimdi fiziksel demekle ben yaş grubu olarak anladım. Yani ben kendi hesabım olsam ikisinin ortasını tercih ederim. Yani ne bilgiden vazgeçerim, ne gülmekten, eğlenmekten vazgeçerim. Yani öyle benden önce yorulan rehber de istemem. Benden daha az bilen rehber de istemem yani. Onun için rehber bilgi olarak da, görgü olarak da, eğlence olarak da grubun daima en az bir adım önünde olmalı. Peki marka rehber nasıl olunur diye bir soru var. Hemen akabinde soralım. Şimdi o benim tutmadığım bir kelam, marka rehber. Çünkü insanda marka olmaz. Malda marka olur. Olacak iş değil. Ha ama tanınmış rehber olmak için hani bazı özellikler gerekiyor ve o da ancak piyasa koşullarında belirtiyor kendini. Yoksa arkadaşın marka rehberden tam kastettiği nedir bilmiyorum. Ama çok kazanan bir rehberse yani onun için o tanımı yahut o sözü kullanıyorsa bilmiyorum o da piyasa koşullarına bağlı. Yani ne kadar çok tur alırsa ne kadar grupları memnun ederse o kadar onun tabiriyle marka rehber olur herhalde. Peki hocam ben bir şey sorayım size. Tabii buyurun. Konumuz uygulama gezileriydi ama öğrencilerimiz sanıyorum rehberlikle ilgili daha fazla soru sormak istediler. Hocam son yıllarda şimdi İngilizce dilinden çok da fazla artık rehber ihtiyacı yok sayısal olarak en azından. Gençlerimiz hangi dillere yönelmeliler? Valla şimdi ben özellikle size misafirliğe geldiğimde diyeyim. Beklediğim gibi bulmadım konuyu çünkü çok şaşırttınız beni. Yani bölüm olarak bayağı şaşkınlık yaşadım. Bu arada rehber arkadaşlarla da konuştum. Bir kişinin ismi aklımda kaldı. O da Emrullah. Şimdi sizde lisan dersleri biraz sıkı. Bunun ne dereceye kadar yabancı diller okulunun etkisi var bilemem. Ama bildiğim bir şey var. Ve özellikle onu döne döne ısrarla sordum. Şimdi Almanca'nın yanında işte ikinci dil olarak İspanyolca alan arkadaş da var. O biraz şaşırttı beni. Şöyle şaşırttı. Şimdi Fransızca alıyordur birinci lisan olarak. Hani ikinci lisan olarak İspanyolca alırsa tamam. İtalyanca alırsa tamam. Çünkü neden? Diyelim ikinci lisandan bir kelimeyi bilmiyor. Fakat kökeni aynı. Yani Latin dili grubundan olduğu için bu üçü de hani bir lisanda o kelimeyi biliyorsa üç aşağı beş yukarı fonetik yaklaşımla öbür lisanda ne anlama geldiğini de çıkarabilir. Fakat bir Almanca bir İspanyolca için onu söylemem. Ayrı grup diller. Fakat yani beni memnun eden ve hatta hayrete düşüren şu hem Almanca alan var, ikinci lisan olarak İspanyolca alan var. Dedim çocuğum yani nasıl yapıyorsunuz bunu? Bilmem diyor gayet rahat öyle tamam. Gayet rahat öğrenirler. Ve özellikle yani sizin eğitim kadrosunda nasıl başarıyorsunuz bu işi?
hala algılamış değilim. Hala kendi kendime soruyorum. Bir gün zaten sırf onu algılamak için yani uzunca bir ziyaret de yapacağım. Öğrenciye bu özgüveni nasıl aşıladınız? Nasıl onları bu kadar sağlam rehber olmak için bu kadar sıkı lisanları öğrenmek isteği aşıladınız? Ben hala anlamış değilim ve anlamak için de can atıyorum yani. Şimdi bu uzun girişten sonra esas konuya geleyim. İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca rehber hakikaten Japonca bir ara nadir dildi. 80'li yılların sonuna kadar. Şimdi artık nadir değil değil. Hatta ben bile Japonca kursuna gitmiştim. Japonca öğrendim ama konuşmaya o da köreldi. Onun için biyografilerimde, CV'lerimde hiç Japonca kullanmam. İhmal edilen bir şey var. Şimdi bakıyorlar, işte Çince şu anda çok revaçta. Fakat ihmal edilen de şu. Dünyanın en çok konuşulan lisanlarından biri de İspanyolca. Ve bu sizde var. Bütün Güney Amerika İspanyolca konuşuyor. Bütün Orta Amerika İspanyolca konuşuyor. Yani nereden baksanız bir 500-600 milyon nüfus İspanyolca konuşuyor dünya üstünde. Bu da azımsanacak bir şey değil. Ve son yıllarda özellikle Güney Amerika'dan Orta Doğu'ya ve hatta Anadolu'ya doğru bayağı bir turist akını oldu. Ve hala da oluyor. Ve hatta geçenlerde benle beraber geziye katılmış olan iki rehber arkadaşla konuşuyordum da onlar da diyorlar ki yani işten başımızı alamıyoruz. İspanyolca rehber bunlar. Yani İspanyolcayı tavsiye ederim piyasa olarak tabii. Yoksa lisan olarak hepsi aynı. Bundan sonra piyasa olarak Çince'yi tavsiye ederim. Ve yine üçüncü piyasa olarak şu aralar biraz Endonezya'da bir kıpırdama vardı. O biraz durdu ama rehber arkadaşlar hala benim gördüğüm kadarıyla yoğun olmasa bile azımsanmayacak bir grup halinde Endonezce öğrenmeye gayret ediyorlar. Hocam. Buyurun. Peki. Böyle zorlu gruplar ya da kolay gruplar var mı milletlerine göre ayırt edebileceğimiz gibi bir sorumuz var. Bir de diğer bir soruyla birleştirelim. Bu tarz gruplar olduğunda ya da olmadığında hiç fark etmez. Tur yönetiminde nelere dikkat etmeliyiz? Valla zor grup yoktur da ama şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Her grup içinde mutlaka zorlu bir piyasa tabiriyle arıza müşteri vardır yani. İllaki vardır. Ve aslında o kişi tek başınadır. Yani grup da onu dışlamıştır fakat kendi işlerinde gördükleri için ses de çıkarmazlar, bulaşmazlar da, tartışmaları da girmezler. İşte özellikle rehberin bilgi yanı o sebeple önemli. Ve hatta ben rehberlik meslek dersi verdiğim sürece bakanlıkta yani şunu söylerdim. Önce derdim bilginle tokadı atacaksın. Kimse de ağız açacak hal kalmayacak. O örnek olarak da şey ben de öyle bir arıza olduydu. Yani adam beni tiye almaya çalıştı. Fakat ondan sonra konu başka mecralara döndü falan işte. Ve nasıl olduydu hatırlamıyorum. Kokteyl. İçkiye geldi. Otelin barındaydık zaten. Kokteyle geldi. İşte bizim rehber bunu bilmez falan filan. Öyle bir şeyler hani şöyle yapılır filan.
Dedim yani senin rehber senden biraz daha iyi bilir onu. Çünkü İngilizce dedim İngiltere'de horoz yetişmez idi. Ancak dedim Fransa'dan size gelen gelin olarak gelen prensesler vasıtasıyla horozla size geldi Fransa'nın amblemi. Horozun Fransızcası dedim koktur ve ilk dedim eski İngilizce'de kok horoz demektir. Tail de dedim hala sizde kuyruk demektir. Kokteyl de onun için kokteyl. Çünkü horoz kuyruğu gibi rengarenk olur, röfleler verir dedim. Ha ondan sonra sustu, orada öldü adam. Ha yani söyleyeceğim özetle bu. Yani önce bilgi olarak size ulaşamayacağımı hissettirin. Bilmiyorsanız bile o hissi verdirmeye çalışın. Bir de arkasını yani bir grubu arıza olarak görmeyin. Yani ama her grupta mutlaka ve mutlaka öyle biri çıkacaktır. Yapacağınız en önemli şey bir ikili tartışmalara girmemek, hiçbir zaman sinirlenmemek yahut sinirlendiğinizi belli etmemek ve gruptan korkmamak. Yani dolayısıyla zaten sizin o halinizi grubun diğer kısmı görünce onu kendi aralarında boğarlar yani. O sebeple o bakımdan rahat olun. Siz güçlü olduğunuz, güçlü göründüğünüz sürece o hiçbir zaman böyle isabetsizliklere uğramayacaksınızdır. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar var mı sorunuz? Başka sormak istediğiniz öğrencilerimiz? Emircan bir soru sormuştu teknolojiyle ilgili. Ben hemen şey yapayım, ileteyim size. Yanlış anımsamıyorsam soruyu şeydi, interaktif işte müzelerde ya da böyle dijital rehberlik konularında bazen böyle interaktif rehberlik yaptığımız ya da böyle bazı teknolojik cihazlar kullandığımız alanlar var. Türkiye'de bunun altyapı ile ilgili ciddi sıkıntıları oluyor. Acaba buna ait hocamızın bir çözümü var mıdır gibi bir soruydu yanlış anımsamıyorsam Emircan'ınkini. Ben de şey yazmıştım hatta bunu Ahmet Hoca'ya sormak istediğine emin misin yazmıştım. Ama istiyor ki ben yine sorayım hocam. Teknolojik bir soru size. Şimdi onun açısından Emircan açısından problemin nerede olduğunu ben anlamış değilim. Türkiye'deki bu tarz interaktif ve dijital mevzularla alakalı altyapısal sıkıntı var diyor Emircan. Bununla ilgili neler çözüm olabilir diyor. Şimdi ben orada şahsi görüşümü söyleyeyim. Benim işim İşte kendi bildiğim şeyleri rehberlere elimden geldiğince anlatmak. Fakat hem rehber odası başkan yardımcılığı yaptığım devirde hem TUREB'de görev yaptığım devirde işim tamamen sahrada çalışan rehberin işsiz kalmaması ve o rehberin bir sosyal güvenceye kavuşması için çalışmaktı. Çünkü herkes hep 20 yaşında olmayacak yani rehber gibi. Özellikle fiziken de çok yorucu bir meslek olduğunu, bu arada iş kanununa göre riskli meslekler arasında rehberlikte. Yani her türlü hastalık ve fizik riski var. Tabii böyle fiziki aktivitesi de çok bol olan bir meslekte kişinin boşta kalması veya herhangi bir şekilde mesleğini icra edemez duruma düşmesi hiç arzu edilen bir şey değil. Meslek odası yöneticisi olarak söylüyorum. Dolayısıyla ben kişisel olarak ama bu kurumsal değil sakın ha. Kişisel olarak ben zaten işte efendim görsel olarak yahut bir takım işitsel cihazlarla müzelerin filan ellerinde cihazlarla dolaşılmasına karşıyım. Onun yerine rehber kullanılmasını ve bu işin rehber aracılığıyla yapılmasını tercih edenlerden. Yani o bakımdan teknolojiyle orada pek başa baş gittiğim söylenemez. Yani teknolojiyi kullanmak icap eden yerler var.
Fakat rehber yerine geçecek teknolojiye her zaman karşı oldum ben. Ve hala da karşıyım. Çünkü eğer bir kişinin, bir rehberin yapacağı işi bir makineye yüklersek, yani yavaş yavaş rehber o işten el çektiriliyor demektir. O da benim işime gelen bir şey değil. Ben tam tersi, rehberliğin sürdürülmesi ve yaşatılması da taraftarım. Ve onun için hani kaçak rehberlik deniyor. Aslında benim lügatimde o sahte rehberlik, yani rehberlikle uzaktan yakından ilgisi olmayan kişi alıyor grubu. İşte sırf para kazanmak için, hatta piyasa fiyatlarının çok çok da altında, işte yarım yamalak kulak dolgunluğuyla duydukları şeyleri anlatıyor. Yani bu gibi şeylere de karşıyım. Onun için ben denetime çıktığım sürece, yani bayağı da bir sert ve acımasızdım o hususta. Yani ondan vazgeçtim. Bu ülkede rehberlik yapabilmek için bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak lazım. Bakıyorsunuz İranlı gelmiş rehberlik yapıyor. Bulgar gelmiş rehberlik yapıyor. Senin haddin ve harcın değil burada rehberlik yapmak. Bu ülkenin kendi kanunları çerçevesinde o mesleği icra eden bir meslek grubu zaten var. Onun için sen dışarıda duracaksın kardeşim. Onun yanında gene kendi içimizden de tabii Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen rehberlikle hiç ilgisi ilişiği olmayan kişiler de gene piyasa fiyatlarının çok altında rehberlik yapıyorlar. Zaten genellikle bazı turizm kuruluşlarıyla ters düşmemin ve kavramsal bir takım aykırılıklarımız olmasının en büyük sebebi bu. Yani rehberi tamamen devre dışı bırakmaya yönelik çalışmalar oluyor ki bu benim hiçbir zaman kabul edebileceğim bir çalışma değil. Yani bu işin, mesleği icra eden kişisi vardır ve o kişi konuşur, o ehliyete sahip olmayan herkes susar, onu dinler şeklinde. Onun için teknolojiyle de pek müzelerde falan öyle at başı gittiğim düşünemez ve hatta büyük bankalardan biri de gene bir diğer arkadaşın tabiriyle marka olmuş dedikleri bir rehber arkadaşa da onun sesinden anlatılan bir takım anıtları ihale etmiş galiba. Öyle bir takım işler oluyor. Fakat yani dediğim gibi bir insanın ve bir meslek grubunun yapacağı işi ben makineye yükleyip o meslek grubunu devre dışı bırakamam. Yani bu çok büyük bir ekonomik ve çok büyük bir sosyal mesele olur. Söyleyeceğim bu hususta şimdilik tabii. Anladım. Teşekkür ederiz hocam. Hikmet hocamızın bir sorusu var sanırım. Hocam buyurun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Ben Estağfurullah. birkaç soruyu şöyle peş peşe söyleyerek izninizle. Şimdi Buyurun. çok güzel anlattınız değerli hocam. Dediniz ki sizin zamanınızda başkan yardımcılığı yaptığınız zamanlarda güvence ve işsizlik konusunda bayağı mücadele ettiniz. Yararlı oldu. Ama günümüzde bu konuda TÜREP sizin için ne ifade ediyor? Hiç kolu kanadı altına aldığı bir rehberimiz var mı? İstihdam konusunda TÜREP bugüne kadar ne yaptı ve buradaki hocalarıma, öğrencilerimize hepsine soruyorum. Herhangi bildikleri bir rehberimizi bünyesinde herhangi bir iş koluna koydukları var mıdır? Bu bir sorum hocam. Bunu cevaplarsanız ardından bir iki sorum daha var. Ya TÜREP için mi sordunuz bu? TÜREP için hocam, TÜREP. Şimdi TÜREP'in işi Hocam sesinizi kapadınız yanlışlıkla. Acaba sesinizi açabilir misiniz? Hocam. Ahmet hocam, sesiniz gelmiyor. hocam duyamadım sizi. Şu an geldi. Hocam biraz önce söylediğiniz hiçbir şeyi duymadık. Yeniden söylerseniz sevinirim. Sesiniz Ha, kapanmıştı tamam. çünkü. Oldu. Şimdi TÜREP temelde bir meslek kuruluş. Yani özellikle rehberlerin
hem çalışma hayatındaki hakların savunulması, hukuki o alanda tabii, hukuki düzeyde, hem rehberlerin iş alanlarının devam etmesi için çalışan bir kuruluş. Ve tabii ki benim yani şahsi olarak onu henüz TUREP yöneticileriyle de görüşmüş değilim. Fakat olabilirliğini özellikle hukukçu arkadaşlara da danışarak mutlaka bir ete kemiğe büründürmemiz lazım. TUREP dolayısıyla rehberleri iş bulmuyor ama sonuç itibariyle o ete kemiğe büründürmemiz gereken konu da rehberlerin sosyal güvencesi. Yani ancak tura çıktıkları zaman işte şirketlerin yaptıkları sigorta onda bazılarını kuşkuyla karşılıyorum tabii. Ne dereceye kadar geçerli, nasıl sigortadır onu bilemiyoruz. Ama bila istisna faal olsun olmasın ama çalışma kartı yenilenen her rehberin mutlaka ve mutlaka bir iş bulma değil de sosyal güvenceye kavuşturulması yönünde öyle bir çalışmam var. Fakat bunu henüz TUREP'le paylaşmış değilim. Ama tabii bu arada TUREP yani sahrada bunları sağlamaya çalışırken bir de özellikle rehber arkadaşların bireysel bir takım hukuki sorunları varsa onunla da ilgileniyor. Benim en son hatırladıklarından biri hiç olmayacak bir sebepten bir karakolluk hadiseye karışmış rehber arkadaşı yani oradan avukatları vasıtasıyla çekip aldığını da biliyorum. Ha, ama dediğim gibi ancak kurumsallığın temellerini oluşturmuş ama henüz daha tam istenilen düzeye ulaşamamış bir örgüt olarak görüyorum TÜREB'i. Ama yakın zamanda o da tabii ki kendi temelleri üstüne oturacaktır. Bilmiyorum sizi tatmin edici bir cevap oldu mu? Değerli hocam çok teşekkür ediyorum. Bir konuyu da arz etmek istiyorum hepinizin Estağfurullah, huzurunda. buyurun. Ne demek? Günüm eskiden Türkiye turları vardı. Neyin vardı efendim? Türkiye turu olarak yani şu anda bölgesel olan turlar eskiden Türkiye turu adında yapılıyordu. Siz de bahsettiniz. 32 gün süren bir program dahilindeydi. Şimdi haftalık oluyor genellikle. Bu Genel. programlarda değerli hocam katılan buradan hocalı arkadaşlarımız da var. Öğrencilerimiz de vardı sanırım. Hoca arkadaşlarımız da var. Programlarda yani güzergah ve programlarda sıkıntıların yaşandığını ayrıca şimdi örneğin doğuya gitmek isteyen Karadeniz'e de gitmek istiyor. Batıya gitmek isteyen Akdeniz'e de gitmek istiyor. Ya da Marmara'ya gitmek istiyor ama gidemiyorlar. Bunların sebebi bölgeselliğe ayrıldığı için hepsinin bir maliyeti var. Şu anda günümüzde mevcut bir bölgesel tur sanırım burada bizim Yakup hocam çok iyi bilir. 20 bin lirayı buldu herhalde güncel fiyat olarak. Şimdi diyor ki bizim öğrencilerimiz veya tanıdığımız rehber olacak, kokart alacak arkadaşlar. Biz bu parayı nasıl bulup birleştirip de biz buralara katılacağız hocam. Sayın hocam bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla o konuda tabii ki benim yıllar yılı ızdırabını çektiğim konulardan biri ve ben size şöyle bir canlı örnek vereyim. Yani bu işlerin hakikaten külfet olduğunu biliyorum. Yani bu turların bölgelere parçalanmış olmasını da yani bir bakıma nimet saydım ve hatta onu derken işte bir felaketten bir nimet karmış olduk. Çünkü demiştim o zaman için yani bulunduğu şehirden ayrı bir şehirde üniversite okuyan çocuklar için ailelere bir de böyle bir külfet geliyor diye. Şimdi belki kümülatif olarak dediğiniz gibi yani bir 32 günlük, 35 günlük Türkiye gezisinin fiyatını aşıyordur. Ama bir de şöyle bir şey var. Yani bunu çok yakından gördüm ve çok yakından yani o kadar sürece gözlemlediğim kadarıyla. Şimdi ben Marmara Üniversitesi'ndeki öğrenci turlarını kendim yapıyordum.
rektörlükle beraber. Bu turlarda işte bir maliyet çıkıyordu. O maliyeti ben indirmenin yolunu buldumdu. O yolda şöyleydi. Bunu genelde yaz tatiline denk getiriyordum. Ve dolayısıyla öyle konaklamaları ayarlıyordum ki mesela Dumlupınar Üniversitesi'nin öğrenci yurdunda kalıyorduk. Ankara Beşevler'deki öğrenci yurtlarında kaldık. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin öğrenci, yani öğrenci yurtlarında kalıyorduk çok cüzi bir fiyata. Ve bu da mümkün mertebe tur fiyatlarını tabii ki maliyeti aşağı çekiyordu. Ancak özellikle son 2 yılda siz de farkındasınız. Petrol fiyatlarında inanılmaz artışlar oldu. Yani petrol fiyatları bir buna yansıyor. Konaklama fiyatları ne dereceye kadar yansıyor? Onu tam bilemiyorum ben. Fakat hem petrol fiyatları hem de otel maliyetlerinin özellikle idame maliyetlerinin gittikçe artıyor olması tabii ki bu turların fiyatlarının artmasını da gerektirecek. Ama şimdi bölgesel olarak yapılan o turlar maliyetlidir. Fakat onu öyle kümülatif olarak 32 günde, 35 günde yaptığınız bir turun maliyeti çok daha fazla olacaktır. Yani onu da bir taksitle, üç taksitle falan karşılamanın imkanı bile olmayabilir. Bunun yanında bir de ayrıca başka bir konu var. Benim özellikle bu geziye çıkan rehber adayı veya öğrenci arkadaşlarda hoşlanmadığım konu şu. Bir, arkadaşlar siz bu ülkenin sahibisiniz. Fakat sanki bu ülkeye uzaydan gelmiş misafir gibi bakıyorsunuz. Yani ilk defa duyuyormuş, ilk defa görüyormuşsunuz gibi derim. Ve üstelik bu arkadaşların çoğu, yani öğrenci yurdunda kaldık dedim ya. Yani bana karşı şimdi Allah'ları var, gıkları çıkmıyordu. Fakat kendi aralarında birkaç kere konuşurken kulak misafiri oldum. İşte 3 yıldızlı otel dururken, 4 yıldızlı otel dururken niye yurtta kalalım diyorlardı. Ve ben bütün erkek öğrencilerle beraber işte 30 küsur kişi hep beraber aynı koğuşta yattığımızı biliyorum yani. Ya bu bana rahatsızlık vermiyor. Fakat eğer gelen, yani bu işin profesyoneli olarak değil de bu ülkenin misafiri olarak düşünüyorsa tabii ki o lüks de arayacak. Onu da arayacak ve onu olabilecek en düşük fiyatı arayacak. Yani sanki misafirmiş gibi. Yani öncelikle bizim çocuklara o bilinci vermemiz lazım. Yani siz bu ülkenin sahibisiniz arkadaşlar. Ona göre yani belki sıkıntı çekeceksiniz, belki şu olacak, belki bu olacak ama işin gerçeği bu. Böyle olursa şu fiyata, şöyle olursa bu fiyata. Ama tutup da 5 yıldız otel rahatını öğrenci kampüsünde aramayın yani. Fakat buna rağmen bu aranıyor ve sırf ilave yatak koymuşlar odaya. 3 kişi mi 4 kişimle bir arada kalacakları oda vardı. Ve sırf oradaki yataklardan biri o açılır kapanır portatif yatak diye yani arıza çıkardığını ve otelde baya bir sıkıntı yarattığını bile biliyorum öğrencinin. Yani o bana biraz tutarsız göründü. Yani hem şartlardan şikayet edeceksiniz, hem fiyattan şikayet edeceksiniz. Ama bunları şikayet edebilmek için yani giderlerin de çok ucuz, özellikle petrol giderlerinin falan çok ucuz olması lazım yani. Onun için bununla ilgili tabii iyileştirme olabilir, daha iyi çalışılabilir ve ben yani İşte Marmara Üniversitesi'nde bu turları düzenlediğim kadarıyla hiçbir üniversiteden "Aa yok siz bizim yurdumuzda kalamazsınız" gibi bir durumla karşılaşmadım. Bütün üniversiteler hem de o zaman işte Türkiye'de 3-5 taneydi rehberlik meslek yüksekokulu olarak ve bir fakülte vardı yanılmıyorsam o da Ege Üniversitesi'ninkiydi Çeşme'de. Yani
hiçbir üniversitede hayır kalamazsınız demedi bize ve gerçekten çok iyi karşıladılar, koca karşıladılar. Yani özellikle turların maliyetini düşürmek için yani işletme önünden böyle bir yer şey yapılabilir ve onun için işte TÜREB'in ben özellikle bu eğitim kurumlarıyla, üniversiteleriyle çok daha yakın ilişkiler içinde olması gerektiğini yıllar ve yıllar savuna gelen bir insan. Yani onun için bir takım sıkıntılarım da oldu, bir takım çatkınlıklarım da oldu. Ama tabii ki bunlar karşılıklı diyalogla çözülebilecek şeyler. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ve onun için zaten affedersiniz lafınızı kelime. Onun için zaten yani TÜREB özellikle gelen öğrenciler yani öyle 4 yıldızlı 5 yıldızlı otel ve rahatlık aradıkları için TÜREB mecburen bu gezileri özel firmaları ihale etmeye gayret etti yani. Yani bunu da birebir yaşadım ben. Evet, bu usta diyecekleri bunlar ama bunlar çözülmeyecek konular değil fakat benim görüşüm en büyük sorun tamamen taşımacılık kısmında ve otel idamesinin çok zor olması sebebiyle. Teşekkür Hocam çok ediyoruz teşekkür ederim. hocam. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Yararlı olabildimse sevinirim. Sağ olun hocam. Hikmet hocam var mı başka bir sorunuz? Hayır hocam, teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tamam, çok Sağ sağ olun olun. Hikmet de hocam, size de. Hocam Ses gene mi gitti? yok Kız bu çağırmayacak sefer de sesini. sanırım Canınız da gitti. kapattı sesini. Çok çok Evet. pardon. Hocam son bir Evet, kere sesiniz. toplamamız gerekirse eğer öğrencilerimize böyle son bir tavsiyeniz var mıdır? Rehber adaylarımıza. Valla yani gördükleri eğitim için, öğrenim için benim tavsiye edeceğim bir şey yok. Siz zaten gerekeni yapmışsınız ve zaten yani ikinci mesleğim olan hekimlik sebebiyle ilk yardım derslerinizin hiç boş geçmemiş olduğunu o bana verdikleri buz paketiyle gayet yakından gördüm. Yani buz yanığının farkındaydı çocuklar demek ki. Onu iyi anlatmış kim anlatmışsa. Benim onlara tavsiyem sadece kendilerini geliştirmek için ellerinden geleni yapsınlar ve hakikaten şu eğitim kadrosundan ne kadar yararlanabilirlerse önümüzdeki günler için onlar için çok daha aydınlık olacak gibi geliyor bana. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ Ben olun. teşekkür ederim Canan Katıldınız, Hocam. Siz de kırmadınız sağ bizi, olun. geldiniz. İyi ki geldiniz. Çok Ben teşekkür geleceğim. ediyorum size. Yok, ayrıca da geleceğim zaten yani. Her zaman Her bekliyoruz. zaman, her zaman Benden öyle. bekliyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Sağ ol Alptekin Hocam. O zaman görüşmek dileğiyle Zamanınız diyelim. için sizi Ben görmek çok teşekkür ederim. güzeldi. Sağ olun, sizi de öyle. Çok Sağ olun. teşekkürler. Tüm Teşekkür ederiz hocam. katılımcılarımıza, Sağ olun. öğrencilerimize. Teşekkürler Kıbrıs Teşekkür Hocam. ederiz. Eksik olmayın. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi Teşekkür akşamlar ederim. Canan Hocam. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Zamanınız için.